İKAS ile profesyonel bir e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde teknik bilgi gerekmeden İKAS hızında e-ticaret sitesini kurabilirsiniz. Ve tüm süreçlerinizde destek ekibi 7-24 yanınızda. Daha fazla bilgi almak için ikas.com'u ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın. Yeni telefonun garantisi var. Telefonu yenilemek için önce kafayı yenileyelim. Yenilenmiş telefonun da 12 ay garantisi var. Bol ekranlarından herkese merhabalar. İzleyicep'in sunduğu Tatavayla her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Artık sezonun son dönemeçlerindeyiz. Son iki programımız. Ee, güzel dolu dolu bir sezon oldu. İnişleri çıkışları acısı tatlısı kah güldük kah ağladık. Aa, yorucuydu Ama ya. Yorucu bir sezon oldu. Evet. ne ee, haber abi? İyi sen nasılsın? İyiyiz bizde. Hazır mısın? Tatile. Vallahi <laughs> çok yoruldum bu sene. Arada Dünya Kupası oldu. Bir de mental olarak çok da yorucu. Çok maç oldu. Çok, çok tabii tarihin asırın asrın felaketini yaşadık. Şeyler yaşadık. İki hafta seçim, iki tur seçim yaşadık. Orada seçimleri yüzünden hafta sonları ertelendi falan. Yani maçların hafta içine kaydırılması falan oldu. Ee, bir türlü bitemeyen bir sezon gibi durum oldu, dur, oldu yani. Evet. Öyle bir şey oldu. O yüzden de hani e, normalde işte bu tarihlerde e, artık her şeyin bitmiş olması gereken bir dönemde biz Aynen. hala lig, hala da lig var aslında yani Hay bugün bu akşamda bu akşam son maçlar var. Bir de pazar günü kupa finali var falan. Neyse. Evet artık öyle ya da böyle sezon sonuna doğru geldik. Şimdi tabii her programın başında yaptığımız bir e, sevgili sponsorumuz işbirliği e, iş ortağımız e, EasyCep ile ilgili bir anonsumuz var. Hemen onu yapmak lazım. EasyCep telefonunuzu kolayca satmanın en yeni kolayı arkadaşlar. Dilerseniz evinizden dışarı adım atmadan eski telefonunuzu güvenle ve değerinde satma imkanı sizlere sunuyor. Çok pratik, çok uygun ve aynı zamanda da güvenli bir yol. Bunun için izicep.com'a giriyorsunuz. Formu doldurarak ön teklifi alıyorsunuz. Ve ardından izicep teknisyeni kısa süre içerisinde kapınıza gelerek size final teklifini sunuyor. Onayladığınız takdirde de paranız bir saat içerisinde hesabınıza yatıyor. Az önce de söylediğimiz gibi uygun, pratik ve fazlasıyla güvenli bir yol yenilemenin yeni kolayını siz de hemen keşfediyorsunuz arkadaşlar. Eee izcebe göz atmayı unutmayınız ve sezon boyunca da bizimle birlikte olduğu için izcebe'de şimdiden bir kez daha teşekkür. Edelim ve akışımıza geçelim. Ee, akışımızda Rıdvan'ın yaptığı Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ilk sıramızda. Sonrasında yine çok güzel haberlerimiz var ama e, oradan başlayalım. Gerçi hafta sonu maç sonrasında da fazlasıyla konuşuldu. Evet. Ee, ama yine de e, ekleyeceğim bir şeyler varsa oradan. Canlı yayında da konuştuk. Efendim son rantta da konuştuk. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Kimilerine göre zannediyorlunun son maçıydı. Öyle diyorlar. Transfer olmuş sanıyorum. Ee, çok iyi bir İzlenim bırakarak veda etmiş oldu. Ee, eğer veda ettiyse. E, çok Yani Fenerbahçe açısından utanç verici bir maçtı. Galatasaray açısından da gurur duyulacak bir maçtı. Yani ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'a ilk defa yenildiğini görmüyorum. 4-1 yenildiği maçı hatırlıyorum ben. 90 bilmem kaç senesin, Kadıköy. 32 sene öncesinde. O 4-1 yenilen maçı çok iyi hatırlıyorum. O maçta Fenerbahçe'nin 3. kayısı vardı Kale'de. Ee, Galatasaray, Kalleli Galatasaray. O sene kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'ye karşı. O maçta skor 3-1 iken Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı. Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı 3-1 iken. Hayrettin penaltıyı kurtardı. Sonra da bir topu direkten döndü. Yani o bir gol olsa maç 3-2 olur. Belki de 3-3 biterdi. Aynen. Aa, yani utanç. Sonra Tugay çok güzel bir free kick golüyle. Aynen. Dördüncü gol attı. Maçta 4-1 bitti. Ee, benim hatırladığım en uzun yani en 3 farklı mağlubiyet o. Galatasaray lehine en farklı mağlubiyet oydu. Orada bile Fenerbahçe'nin bir çabası vardı. Bu kadar utanç verici bir Fenerbahçe Galatasaray mağlubiyetini ligin ilk yarısında hatırlıyoruz. Bir de yani ilk ilk maçını hatırlıyoruz. Ligin ilk yarısı değil de ilk maçını hatırlıyoruz. Ya yani bu sene Fenerbahçe Galatasaray'a karşı iki kere utanç verici mağlubiyet aldı. Aynen. Yani biraz aslında bunun haydi... da sorumluları kimse hepsi hep birlikte komple kalkıp gitsinler. Ya hani şimdi iki maçta alt gol falan diyoruz ama işte ilk maç sonrasında da konuşmuştuk. Yani asıl futbol olarak ve enerji olarak tabii tabii yani golün sayısı önemli değil. bir sıfır edemedi. Önemli. Yani Zaniolo son şutu vurdu. Direkten döndü. İkardi'ninki olmadı falan diyelim. Bir sıfır bitti diyelim. Önemli ama o değil. Aynen. Yani senin en ufak bir karşılık veremiyor olmak. Tabii. Yani e, bazı maçlar öyle oluyor hakikaten e, ortadaki oyun ya da ortaya koyulan performans efor skordan çok daha bağımsız oluyor. Bence bunu şey için de söyleyebiliriz. yani Galatasaray için 6-0 konuşuluyor. Ondan sonra 4 Fenerbahçe'nin hatırlarsa Anaykalı 4 bir maç var. Bence futbol olarak orası daha feci. Tabii. Yani sorsam 6-0'lık maç 3-2'ye dönebilirdi Tabii maç. Dönebilir dönebilirdi. Yani orada daha ikonik, daha unutulmaz bir skor çıktı. Ama o dörtlük maç bence futbol olarak hani çok bambaşka. Üçüncü bir şey. vitesi Anelka'nın attığı golleri falan hatırlıyorum yani hiç zorlamadan olay nerelere gitti yani orası daha ağırdı bence. E, bu iki maç özelinde de bence öyle e, yorumlamak lazım. Benim hayatımda Ağır seyrettiğim oldu. Benim hayatımda seyrettiğim en kötü Fenerbahçeydi bu. Bir Galatasaray maçında. Daha kötü Fenerler gördüm ben. Yani Fenerbahçe'nin Sigma'dan yedi yediklerini seyrettim. Ben Fenerbahçe'nin altı tane e, Beşiktaş'tan 5 beş yediği maçları biliyorum. 5 bin yenildiği maçları biliyorum. Beşiktaş'a alan 4 yenildiği maçları biliyorum. Galatasaray'dan işte dediğim gibi 4 bin yenildiği maçları biliyorum. Efendim Avrupa'da Manchester United'tan 6 yediği maçları biliyorum. Bunların hepsini biliyorum ama gördüğüm en utanç verici Fenerbahçe buydu. Evet, Çünkü bundan, sahada yoklardı. Buradan dönüş. bu kabul edilemez. Olacak? Yani bu kabul edilemez. Yani sportif demiyorum bu işte enerji ve kötü gidişat. Buradan dönüş başkan bıraktığını açıklayacak seneye. Ben diyecek seneye yokum. Yani Gelecek yıl Kongre'de aday olmayacağım diyecek. de yeni başkan adayları, yeni dinamikleri hemen harekete geçecekler. Ali Koç'a son bir yıl kimse küfür etmeyecek. Herkes gelecek senenin sonunda başkanın, bir zaten, bir sene herkes için başkanın zaten bırakacağını bilecek. Başkan da o seneye şampiyon olup kendi imajını kurtarmaya çalışacak. Olamazsa da kimse bir şey demeyecek. Bırakıp gidecek. Bu işin makul yolu, akıllı yolu, akıllı yolu budur. Evet, Böylece biraz... enerji boşalaması olur. Ona işte çok konuştuk abi ona bir ihtiyaç var. Enerji boşalması olur ve rahatlar. Kimse de seneye küfür etmez. Zaten %300 zamla seneye kimse tribünlere gelmesin demişsiniz. Sadece beni sevenler, beni zenginler gelsin. Fenerbahçe'yi belli bir zümrenin kulübü yapma yönünde en büyük problemi odur Ali Koç'un yaptığı. En şey odur. En kötü şey odur. Belli bir zümrenin takımı yapmaya çalışma. Ee, o olmaz. Yani Fenerbahçe'yi yeniden halka açılması şarttır. Uğur Dündar da dahil bütün birimleriyle Fenerbahçe'nin yenilenmesi de lazımdır. Bunu bir kere daha evet. altını çizerek söylüyorum. Uğur Dündar da dahil bütün birimleriyle, bütün başkanlık birimleriyle divan başkanı, kulüp başkanı birimleriyle yenilenmesi şarttır. Tekrar belli bir zümreden, belli bir ideolojiden kurtulup daha halka açık bir camiye alması lazımdır. Şarttır. Bunlar mutlaka harekete geçirilmelidir uygulanmalıdır. Fenerbahçe Lyons Kulübü, Rotary Kulübü gibi bir kulübe dönmek istemiyorsa bunu yapmak zorundadır. Evet bunun içinde bir bir seneye daha e, Ha bu ya şimdi bir sene şöyle Fenerbahçe tüzük var. gereği şimdi bu ya yani bir ay sonra seçim olsa, 15 Yanlış gün sonra seçim olsa yani. başkası gelse bir, bir sene sonra bir daha seçim yapmak zorunda falan. Evet. Başkan da onu söylüyor. Yani bir yılımız daha var ama kendisini yani şimdiden ben... Ben gelecek yıl aday değilim demesi lazım. Eğer Fenerbahçeli ise bunu der. Ben Fenerbahçeli olduğunda inanmıyorum artık. i̇yi yani bir Fenerbahçeli değil Ali Koç. İyi Fenerbahçeli bu utanç verici durumu kabul etmez. Ben yapamadım bırakıyorum der. Birçok Fenerbahçe başkanı bu zamana kadar bunları demiştir. Özkan Sümer mesela ben Trabzonspor'un haklarını savunamıyorum. O yüzden istifa ediyorum demiştir mesela. Bu, bu şekilde etmiştir. Trabzonspor'dan başkanlıktan istifayı bu şekilde yapmıştır. İyi bir Fenerbahçelik koltukta kalmak için ısrar etmez. Ali Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğuna inanmamız için seneye ben aday değilim demesi lazım. Ben yani yoksa inanmıyorum iyi bir Fenerbahçeli olduğuna da. Kişisel egolarını Fenerbahçelinin önünde tuttuğunu düşünüyorum. Yani biraz aslında ben hani Ali Koç başarısız oldu dedirtmemek gibi bir şey var ama aslında son sene bir sene şampiyon olsa, olsa... Ol, ne olacak kurtaracak. Aynen mı? onu diyecektim Yani <laughs> Bütün geride kalan dönemi e... unutturacak mı yani? Unutturmayacak bence. Unutturmayacak. Aa, çok yani büyük o, travmaları o oldu. o biraz şey Muhammet'i yani çok tırnak içinde söyleyeyim. Almanya'da yap, yapamadı dedirttirmem. O yüzden köyüme dönmem falan öyle bir şey. Ya bu tip bir, basit bir düşünceye sahip olması lazım. Elimizden yani geleni yaptık. Maddi olarak belli bir yere getirdik. Şu şu, şu faydaları sağlık sağlıklayacağım. Öyle bir fayda yok. Ortada bir eser yok yani. Bir tane çakılı çivi yok. Ee, o yüzden de seneye yokum. İsteyenler şimdiden hazırlıklarını yapsın demesi iyi bir Fenerbahçeli olduğunu gösterir. Yoksa iyi bir Fenerbahçeliğim falan da demesin. Benim şahsi görüşüm budur. Fenerbahçe'yi küçük bir zümreye mahkum etmeye çalışamazsınız. Bunun... Hmm. karşısında duracağımı da baştan söylüyorum. Evet, bakalım. Zenginler kulübü olamaz burası. Aylar e, neler gelişmeler Bir senelik bir zaman dilimi var gibi diyorum. Bir yandan da takımın toparlanması lazım. E, oralar şimdi sözleşmeler ya gelecek sene yatıracak. için yani gelecek sene de bir, bir şey olmaz. Ya yani başkan Ali Koç olduktan sonra herhangi bir beklentim yok benim. Fenerbahçelilerin de çok büyük beklentisi olduğunu sanmıyorum. E, büyük beklentiler içinde kimse de girmeyecektir sene, seneye. E, troller Belli başlı çıkar çevreleri hariç. Oysa öyle bir şey olmaz yani. Seneye de bir şey olmaz. <laughs>